ücretsizle ilişkin ilk yanlış yorumlama, sanki sınırsız bir şekilde işveren dilediğini ücretsiz izne çıkartabilirmiş gibi bir algı var. Oysa hayır, ücretsiz izinde işçinin onay koşulunun ortadan kaldırılması, işçinin rızasının ortadan kaldırılmasının nedeni, bir olağanüstü zorlayıcı bir nedenin iş yerinde gerçekleştirilmiş olması ve istihdamın daralması gerekiyor. Eğer bir zorlayıcı nedenden iş yeri etkilenmiyorsa, işçi ücretsiz ne çıkartıyor, öbür işçiye fazla mesai yaptırıyorsa, işçi ücretsiz ne çıkartıyor, yerine yeni işçi alıyorsa, demek ki ücretsiz izne ilişkin yasal düzenlemeyi kötüye kullanıyor, amacının dışında kullanıyor demektir. Ve işçiyi zarara uğratıyor. Şimdi hukuk sisteminin en temel, en basit istemidir. Birisi bana hakkını kötüye kullanarak zarar verirse, bu zararı tazmin etmek, bu zararın tazmin edilmesini sağlamak hukuk sisteminin görevidir. Bırakın iş hukukunu. Genel olarak böyledir. Siz minibüse bindiniz, daha siz adımınızı merdivene attığınızda şoför gaza basıp sizi düşürüp ayağınızı kırarsa, bu kırıklığı nasıl tazmin etmesi gerekiyorsa aynı şekildedir. Size birisi hukuka aykırı bir eylemiyle ya da hakkı kötüye kullanarak zarar veriyorsa, bu zararın giderilmesi gerekir. Ücretsizliğin uygulamasında bana verdiği zarar ne? Bir, benim olan işsizlik sigortasından hukuka aykırı bir şekilde ödeme yapılmasını sağlanıyor. Bunu işsizlik sigortasına geri iade etmeli. İki, beni ücretsiz, gelirsiz bırakıyor. Bu gelirimi de tazmin etmelidir. Bu bir davettir. İkincisi, yok bu yola gitmeyeceğim derseniz, koşulları olmadan gerçekleştirilen ücretsizliğin fesih niteliğindedir. Ve tıpkı bu yasal düzenleme olmadan önce işçinin onayı alınmadan ücretsizliğin, tek taraflı işverenin ücretsizliğine çıkarması nasıl fesihse, koşulları olmadan ücretsizliğine çıkartmanın kendisi de fesihtir. İşi iade davalarına ilişkin hukuk süreçleri izlenebilir. 3. Krem ihbar tazminatına yönelik dava süreci izlenebilir. Ellerdeki enstrümanlar bu. Bir daha söyleyecek olursak, ücretsiz izinde iş sözleşmesini sona erdirmeden, sen beni haksız yere ücretsiz izne çıkartarak zarara uğrattın denilerek, ücretsiz izindeki işçinin aldığını işçiden almadan geri işkura ödemesi ve işçinin ücretini tazmin etmesi. Bir yol, bir dava yolu. 2. Ben uğraşmayacağım diyorsanız bunu bir fesih olarak kabul edip kıdem ihbar tazminatı. 3. Yine bunu bir fesih olarak kullanıp şey iade davası açma yolu. Bir de bakın şimdi bir dördüncüsünü söyleyeceğim, işte zorlama dediğim bu. Tıpkı haklı fesih koşulları yokken işverenin varmış gibi işçiyi sokağa atmasındaki durum gibi, ücretsiz iznin koşulları yokken eğer işveren işçiyi işten çıkarmışsa, bu kez bu da yok hükmündedir denilip tüm sürenin işe iade davasındaki 4 ay çalıştırılmayan süreci, 4 ay ile 8 ay arasındaki işe iade tazminatından bağımsız bir şekilde yargılama süresince hak ettiği tüm ücreti, ücrete bağlı hakları zarar, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, zarar adı altında tazmin etmeye yönelik bir dördüncü dava türü. Bunların her biri denenebilir.